belediye başkanı olarak. Sloganımız da öyle. Aynı şekilde. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'daki temaslarına Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek başladı. Parti binasının önünde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer tarafından karşılanan Böcek, daha sonra partililer ile birlikte CHP Alanya İlçe Teşkilatı'na geçti. Ziyareti sırasında Böcek, Alanya'da yaşanan sorunlarla ilgilenmeye devam edeceklerini vurguladı ve özellikle merkez arıtma konusunun çözümünde hızlı harekete geçileceğini belirtti. Belediyemize o arıtma yapacağımız yeri, önceki arkadaşı da yine kötülemek istemem, verilmemişti bize. Osman Başkanım gelir gelmez hepimiz için çok önemliydi. Ben zaten defaatle gündeme getirdim. Burada sivil toplum örgütleriyle buluşmamızda, televizyon canlı yayınlarında hep talepler doğrultusunda buradaki bu arıtma sıkıntısını bilen birisi olarak el atmak istemiştim. Kabul görmemişti. Sağ olsun milletimiz bu dönem Osman Başkanımızı seçti. Gelir gelmez onun da benim gibi ilk hedefi oradaki arıtmanın yapılması. Oradaki arıtmanın yapılması için Alanya Belediye'mize mülkiyeti ona ait olan alanın Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT'la işbirliği içerisinde arıtmanın çözülmesi konusudur. En nivedi birinci derecede yapacağımız işlerin birisi olur. Hemen proje ihalesine çıkıyoruz ki sağ olsunlar yani böyle bir anlayış içerisinde zaten ilçe başkanımız hep söylerdi. Onu da çözüyoruz. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya ziyareti sırasında önemli bir açıklama yaptı. Kandemir, bugün Alanya için tarihi bir gün. Tarihinde iki belediye başkanını bir arada görüyoruz. Bu benim için gurur verici, dedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için tarihi bir gün. Ben kendi adımı öyle düşünüyorum. Alanya Cumhuriyet Halk Partisi için tarihi bir gün. Neden derseniz, azimle gururla bir 5 yıl daha diyerek ilk defa tarihinde Antalya'da ikinci dönem belediye başkanlığı kazanmış bir belediye başkanımız ve Alanya'da ilk defa seçimle kazanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız ikisini bir arada uzun yıllardan sonra, daha doğrusu tarihinde ilk defa iki tane belediye başkanımızı aynı anda görüyoruz. Birisi Büyükşehir Belediye Başkanımız, birisi Alanya Belediye Başkanımız. Bu benim için gurur verici, bu benim için tarihi bir gün. Bu tarihi günde de bir arada olmaktan, hepinizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Böcek'in Alanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında CHP belediyeciliğinin Antalya genelinde yaygınlaştığını vurguladı. Antalya ilinde artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği, sosyal belediyeciliği ve belediyecilik nasıl yapılır? Sayın Başkanımın önderliğinde ve desteğinde tüm ilçelerimizde başlamış durumdadır. Kendisine bugünkü ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Alanya'mızda hem halkımızın hem gelen misafirlerin, turistlerin yaşam kalitesini yukarıya doğru çekmek üzere çalışacağız. Başkan Böcek, Alanya'daki trafik sorunu ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şu anda kurulduğu günden beri 23 yıldır ulaşımla ilgili otoban, şimdi bilmiyorum 70 kusur lambadan geçtik herhalde, onun için 5 dakika geciktik. Yol trafiğinden dolayı bu Ulaştırma Bakanlığı'nın yollarını hala hatta karşımızda aday olan arkadaş hiç sıkılmadan İngiltere'den uçak 5 saatte geliyor, Alanya'ya 5 saate varılıyor diyor. Bu ne periz, bu ne lahana? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hem iktidar olacaksın, hem yolların sorumluluğunu büyükşehir olarak çözerim diyorsunuz. Onun için bizi kimse kandırmasın. Hala otobanla ilgili bakınız ihaleleri, her seçim öncesi bir ihale yapılır. Hala o çevre yolları durmaktadır. O bakımdan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne üzerimize düşen bizim görevimiz olan her konuda sonuna kadar yardımcı olmaya ve projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.